Evet, şimdi arkadaşlar özellikle bir önceki videoyu umarım tekrarlamışsınızdır. Çünkü önemli kavramları orada gördük. Şimdi ince kenarlı mercekte temel görüntülerimiz nasıl oluşuyormuş bakalım. Şimdi bunun da dikkat ederseniz buraya gitmişim çukur ayna çizmişim. Çünkü çukur aynayla hatırlayın ışınlarda ince kenarlı mercek çukur aynaya benziyor demiştim. Hemen bir deneme yapalım. Nasıl yapıyorduk? Paralel bir ışın gönderdiğim zaman ne yapıyordu? Odağa gidiyordu hatırlayın, değil mi? Bir tane de ne yapıyorduk? Mesela bildiğimiz bir ışın tepe noktasına bir alfa açısı yapacak şekilde geliyorsak yine alfa açısı yapacak şekilde gidiyoruz ve bu iki ışının kesiştiği nokta neresi? Burası. O zaman oklu kısımdan gönderdiğime göre oklu kısmı burada olacak şekilde bir görüntü elde edildi. Ve görüntü nasıldır? Ters. Aynanın önünde olduğuna göre gerçek. F ile M arasında biraz da cisme göre küçük, değil mi? Peki aynı numarayı burada yaparsak bakın. Paralel gönderdim. Ne yapıyordu? İnce kenarlı ben ne diyor? Kırıp elini aşağı, aşağı doğru kırıyorum bakın. Şöyle gitti değil mi? Devam ediyorum. Bir tane de ne yapalım? Aynı numarayı yapalım. Göbeğe gönderiyorum. Alfa açısı yapacak şekilde. Yine alfa açısı yapacak şekilde. Bunları elle çizmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü sınavda böyle yapacaksınız. Yamuk yumuk idare edin biraz. Ne oldu? Kesiştiği yerde oklu taraftan gönderdiğime göre bakın oklu taraf. Ne oldu? Bakın simetriğini elde ettim. Bu da FM arasında, o da FM ama karşıda. Elde ettiğim görüntü nasıl oldu peki? Ters. Unutmayacağınız bir şey var. Tüm ters görüntüler nedir? Gerçektir bakın. Merceğin gerçeği öbür taraf arkadaşlar. En büyük fark bu. Başka? FM arasında oluştu. Cisme göre daha yakında oluştuğuna göre de küçük olduğunu hemen söyleyebiliriz. Hadi biraz denemelerimizi arttıralım. Bak çizme bunlar antrenman. Paralel gönderiyorum. Ne yapar? Odağa gider. Değil mi böyle? Göbeğe gönderiyorum. Şöyle alfa 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 ben biraz kıvırıyorum. Merkeze tam ters olarak elde eder. Elde ettiğimiz görüntü nasıl? Ters, gerçek. Eşit uzaklıkta olduğuna göre eşit boyda ve merkezde. Devam ediyorum yaklaşmaya merceğe. Paralel gönderdim. Yine odağa gitti dikkat ederseniz. Şöyle. Sonra devam ediyorum. Bakın göbeğe gönderdiğim ışın bu sefer uzun bir yerde, uzaklarda bir yerlerde. Değil mi? Şurada yakaladık değil mi arkadaşlar görüntü? Görüntü ne oldu bu sefer? Ters, gerçek, büyük, M'nin dışı diye yazabiliriz değil mi? Hepsini. Siz tekrar yazın lütfen bunları. Videoyu geri alabilme ihtimaliniz var zaten. Ve dikkat edin şu anda. Ne yapıyoruz? Biz ben daha önce bir şey demiştim. O da yaklaştıkça büyüyorduk bakın. Neydi? Görüntü küçük oldu. Eşit oldu. Büyük oldu. Bak yaklaşıyorum çünkü. Hadi devam ettik 3. sayfaya. Tam odağa koyarsak en sevdiğim adamla tanışacağız. Paralel gönderdik. Odağa gitti. Göbeğe gönderdik. Böyle bunlar bir türlü kesmiyor. O zaman ne diyoruz biz buna? Sonsuzda kesişirler. Sonsuz görüntü olduğunu unutmayın burası. Ve biraz uyuz bir durumla tanışacağız. F'in içine girersek hatırlayın çukurayında ne oluyordu? Düz ve sanal. Bakalım acaba bu da öyle midir? Paralel gönderiyorum. Odağa gidiyor. Göbeğe gönderdiğim bakın ne oldu? Böyle. Bunlar birbirlerinden uzaklaşıyor gençler. Ne yapacak? Bunun uzantısıyla bunun uzantısının kesiştiği yerde bakın oklu kısım burada. Nasıl elde ettim dikkatini? İlk kez düz, sanal, tabii ilk kez büyük olmadı ama düz ve sanal bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Şimdi bunlar çok önemli haberiniz olsun. Bunlar yolsu elektrik olarak geri dönecek bize. Keşke böyle bir daha önce de sordu ÖSYM. Yine inşallah böyle bir soru sorar. Odak noktası F, merkezi M olan, merceğin önünde bulunan K cisminin görüntüsü. Bakın mis gibi çizeriz böyle. İşte. Ne yapıyorum? Bakın bildiğini gönder. Paralel gönderiyorum. Ne yapar bu arkadaş? Paralel gelen ışınlar. Ne diyor? Kır belini nereye doğru? Odağa doğru. Kırıyorum bak şimdi hemen. Kırıyorum. Odaktan geçecek şekilde çiziyorum. Böyle gidecek. Yetmedi. Neden? Ya 1 ya 2 olduğunu ama kesin ne yapacağız? İkinci ışınlar garantili. Ne yapalım? Mesela göbeğe isterler. Öğretmen buradaki odağa gönder. Gönder canım. Gönder gelsin. Ne oldu? 1'e 3 değil mi mesela geliyor. Devam et. Bir daha bir 1'e 3 bak. Nerede yakaladı? 1 numara. O zaman aradığınız cevap 1 numaradır arkadaşlar. Bu kadar basit. 2 tane ışınla biz bu işi bitiririz. Odak uzaklığı F, merkezi M olan ince kenarlı merceğin önüne konulan KLN cisimler için. Bakın şimdi hemen dikkat edin. Bu çizgilerin kıymetini bilin. Ne demiştim ben size? Bunlar sonsuz boy. Eğer F'in içindeysek, değil mi? F'in içi nasıl veriyordu? Görüntüyü düz ve sanal veriyordu. İçi, iç kısmı düz sanal. Ama F'in dışındaysanız, F'in dışı ne yapıyordu? Bak ben bunları küresel aynalarda anlattım size. Ters ve gerçektir, değil mi? Hadi başlayalım. F'in içinde kim var sadece? Bak bu tarafta kimse yok ama burada L var. O zaman L'nin görüntüsü sanaldır. Peki
K ve N'nin görüntüsü. Mesela N'nin görüntüsü terstir demiş. Doğru. F'in dışında çünkü. Peki K'nın görüntüsü cisme göre büyük müdür? Şimdi ben size burada bir uyarıda bulunayım. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Şurası sonsuz boy dedik, değil mi? Tam merceğin üzerine koyarsak kendisine eşit olur. Merkezde de kendisine eşit oluyor, değil mi arkadaşlar? Bak şuralar eşit boylar. Birebir çalışıyoruz. O zaman odağa yaklaştıkça ne oluyor dedim ben daha önce? Görüntünüz büyüyor. O zaman K cisminin görüntüsü kendisinden büyük olacaktır. O zaman basit. Bu kavramları lütfen kafaya çok iyi yazın. Bana Telegram'dan yazan arkadaşlarım oldu. Lütfen kıymetini bilin bu işlerin. Yani söylediğim şeyleri anlamak için lütfen ekstra çaba harcayın. Durdurun videoyu ya, bu hoca ne demiş desin. Yani birisi de kafadan yapın. Ne diyor bakın. Odak uzaklığı f olan ince kenarlı merceğin önüne konulan cisim ok yönünde hareket ederek merceği. Hemen bak dikkat edin. Kritik nokta neresi? Odak. Odağa geldiğinde ne oluyordu? Görüntü sonsuz boy. O zaman yaklaştıkça ne oluyorsun sen odağa? Büyüyorsun. Sonra ne oluyor? Odaktan uzaklaşıyorsun. O zaman boyun önce arttı sonra azaldı. Bitti. Ne var? Önce artar sonra azalır. Ceyhan. Bitti. Bu notu daha önce de söylemiştim. Şimdi çok önemli bir soru. Bakın buna benzer bir soru 2021'de geldi arkadaşlar. Şimdi mesela incelerken ki görüntünün özelliğinin ne olması? Biyoloji öğretmeni Dilek Hanım öğrencilerine laboratuvarda mikroskobun nasıl çalıştığını, hangi amaçlarla kullanıldığını açıkladıktan sonra yapısının anlaşılması için büyüteci öğrencilerine vermiştir. Odak uzaklığı f olan büyüteçle mercek bir çiçeği büyütülmüş görüntüsünü inceletmiştir. Değil mi? Şimdi hangisinde? Mesela acaba çiçeği nereye koyarsam hedef olur? Şimdi bizim hedefimiz şu. Örnek işte bir sürü şeyi inceleyebilirsiniz. Örneğin çiçeğin görüntüsü mesela diyelim elinizde bir tane çiçek var, değil mi? Ben bunu incelemek isteseydim, değil mi? Görüntüsünü nasıl buraya bir mercek koydum? Ben de buradan bakıyorum gözlemci olarak. Ters mi görmem gerekirdi? O hayır, düz. O zaman adama sorarlar. Düz görüntü ne zaman elde ediliyordu arkadaşlar? Çok basit. Sadece sanal görüntüler olması için neydi kural? F'in içinde olan görüntüleri biz düz görebiliriz, değil mi? O zaman F'in içinde kim var? Z. O zaman aradığınız cevap Z'dir gençler. Diğer arkadaşları ters göreceksiniz. O zaman bana hitap etmiyor zaten arkadaşlar. Düz ve sanal karşımda olması zaten sanaldır zaten. O yüzden aradığımız cevap olacaktır. Şimdi kalın kenarlı mercekte görüntü nasıl olacak? Şimdi tümsek ayna çizmişim, dikkat edin. Şimdi tümsek aynayı bir hatırlatalım. Paralel gelen bir ışın ne yapıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarı giderdi. Bu birinci ışınımızdı. Bir tane de tepeye gönderdiğimde ne yapıyordu? Bu da böyle gidiyordu. Bu da iki. E 1 ile 2 nerede kesişiyor? Burada kesişiyordu. O zaman elde ettiğimiz görüntü neydi? Düz, sanal, küçük, değil mi? Ve nerede? F ile tepe noktasının arasında, şuraya da tepe noktası. Şimdi aynı numarayı burada yaparsın. Bakın paralel gönderiyorum. Bakın ta merkezin dışına koymuşum. Burada da merkezin içine koymuş. Yani F'in içine bile koymuş. Ne yapıyor? Uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarı attı mı? Bak bu ışınları yutalım. Bu birinci ışın. Göbeğe gönderiyorum. Böyle gitti. E 1 ile 2 nerede kesiştiler? Bak bu tarafta kesişemezler. 1 oraya gidiyor. 2 buraya olmaz. Ama uzantıları nerede kesişti? Tam şurada. İşte elde ettiğiniz görüntü şu oldu gençler. Nasıldır? Düz, sanal, küçük ve nerede? F ile tepe noktası. Peki ben cismi biraz daha yakına koysam. Hadi bakalım ne oluyormuş. Paralel gönderdim. Uzantısı odaktan geçecek şekilde dışarı gitti. Bakın 1 numara buraya gitti. 2 numara göbeğe gönderdim. Buraya gitti. E 1 ile 2 nerede kesecekler? Gene bu tarafta kestiler. Bakın önünde. Ben bunu hep şey diyorum. Yavrusu önünde dolanır arkadaşlar, kalın kenar. Nasıl elde ettim? Bakın düz, sanal, küçük, FT arası. Nereye koyarsan koy cisim. Bak gittim merkezin dışına koydum. F'in içine koy. Hiç fark etmiyor. Yavrusu önünde. He. Sen tam buraya gelsen kendine eşit olur, değil mi? O zaman sen yaklaştıkça görüntüsü büyür. Bitti. Unutma. Bak şimdi ne güzel. Odak uzaklığı f olan kalın kenarlı mercek önüne eşit boyda cisimler yerleştirilmiş. Görüntüleri. Ne dedim ben size? Kural şu. Hangi cismi çizersen çiz. Bakın mercekte adam sana nereye koyarsa koysun. Buraya bir cisim mi koydu? Görüntüsü önündedir. Sen cismi buraya doğru getirirsen bak cisimle görüntü eşit boya gelir. Merceğe. O zaman yaklaştıkça büyüyor değil mi görüntü? O zaman en büyük kimin görüntüsü? N. Sonra L. Sonra da K'dır. N, L, K. Yani Edirne cevabı olacaktır. Odak uzaklığı f olan kalın kenarlı merceğin
Önüne konulan eşit boydaki cisimlerin görüntü. Bir kere tüm görüntüler sanaldır. Her iki görüntü de sanaldır. Sonra her ikisi de cisme göre küçüktür. Ama kim yakınsa onunkisi. Bak merceğe yaklaştıkça kendisine. Yani ne oluyor o zaman? K'nın görüntüsü şöyle bir şey oluyorsa L'nin görüntüsü onun önünde ama biraz daha büyük. Niye? Ona yaklaştık. Çünkü merceğe yakın. O zaman L'nin görüntüsü daha büyüktür. K'nın görüntüsü merceğe yakın mı? Hayır. Düşünsene. L'yi ben biraz da tam şuraya koysam kendisine eşit boyda. Ve aynı yerde oluştu. O zaman yakın yakındır aynı zamanda deyip 1-2 olduğunu söyleyebiliriz. Bir cisim K ve L mercekleri önüne konulduğunda cismin boyu ile görüntünün boyu. Bak şimdi cisim mavi. Mavinin görüntüsü küçük çıkmış. Mavinin görüntüsü büyük çıkmış. Şimdi hatırlatırım. İnce kenarlı merceğe hiç güven olmaz. Ya da yakın saklara. Neden? Ne yapabiliyordu? Küçük verir, büyük verir, eşit verir değil mi? Ama kalın kenarların cevabı nettir arkadaşlar. Her zaman küçük ve sanal görüntü verir. O zaman küçük olabileceğine göre doğru olabilir demişim dikkatini soruya. K ıraksak yani kalın kenarlı olabilir çünkü küçük. Sonra peki K? K ince kenarlı da dikkat ederseniz küçük görüntü verebiliyor. Ama L merceği bakın büyük görüntü vermiş. O zaman büyük sadece ince kenarlı yani yakınsak. Büyük görüntü verme durumu ne zaman oluşabiliyordu? Hatırlatırım ince kenarlı mercekte iki tane görüntü. Ne olabiliyordu? Sanal ve büyük de olabiliyordu değil mi? Veya ters ve büyük de olabiliyordu. Yani gerçek ve büyük de olabiliyordu. İki çeşit vardı. O zaman ters de olabilir L merceğindeki görüntü. O zaman 1, 2, 3 olabilir. Evet yakınsama dioptri. Şimdi bu bir genel kültürel biraz da arkadaşlar. Bazı şeyleri bir tekrarlayalım diye. Şimdi mesela gözlük almaya gittiğinizde ne oluyor? İşte gözünüzdeki arıza tespit ediliyor hastalık. İşte ince kenarlı mı kalın kenarlı. Sonra ne yapıyorsunuz? Bir gözlükçüye gidiyorsunuz. Reçeteyi veriyorsunuz. O da size hemen gözlüğü hazırlıyor. Ertesi gün gel bakalım al diyor mesela veya akşamüstü değil mi mesela? Peki yakınsama dioptri ne demek? Türkçe meali gençler gözlük ne o demektir. Nasıl çalışıyor? Cevap çok basit. Örneğin odak uzaklığı artı F1. Şimdi kalın kenarları da eksi F2. Örnek veriyorum benim gözlüklerim kalın kenarlıdır arkadaşlar. Eksi numarayla gösterilirler bu yüzden. Ve ben bunları nasıl buluyorum? Cevap çok basit. Artı 1 bölü F1'dir. Yalnız F1'i ne cinsinden yazacaksınız? Metre. Bununkisi ise eksi 1 bölü F2'dir arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Benim gözlük numaram, hani öğrenmiş olun hadi mutlu bir hayat sürdürün. Benim gözlük numaram şu arkadaşlar. Eksi 5 numara gözlük. Hakikaten öyle yazıyor reçetede. Eksiyi görünce zaten gözlükçü diyor ki diyor kalın kenarlı hazırlamam gerekiyormuş ve 5 numaralı. Şimdi o zaman ben nereden elde ediyorum? Bu yüzden bakın şimdi yakınsamasının eksi 5 nasıl çıkartacağım? Eksi 1 bölü F2. O zaman F2'nin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1 bölü 5. Tabi bu metre. Ben bunu santimetreye çevirdiğim anda F2'nin odağının 20 santimetre. Yani ben 20 santimetreden uzaktaki mesafelerde sorun yaşıyorum arkadaşlar. Uzağı göremiyorum. 20'nin içindekileri affetmem yani. Bak gözler Şahin gibi mübarek. Değil mi? Uzağa gidersen bir şey diyemiyorum işte. Ona benzedi. Sizin iyi bildiğiniz şeyler göz kusurları. Şimdi mesela ne oluyor gözlerde? Sağlıklı bir gözde ne yapıyor? Kırılma sonucunda burada ne var? Bir tane siz sarı benek mi diyorsunuz? Sarı nokta mı diyorsunuz? İşte gelen ışınlar kırıldıktan sonra buraya gidiyor. Şimdi miyop göz nasıldır? Benim gözler gibi yani. Normalde sağlıklı göz diyelim böyle. Biz biraz böyleyiz böyle. Gözler böyle oluyor. Ovalleşiyor öne doğru biraz. Ve ovalleşince de ne oluyor? Hani aynen yuvarlak olan bir gözü düşün. Şu hale gelmiştir. O zaman senin mercek burada kırdığını ne yapıyor? Buraya düşürüyor. Önde kalıyor görüntü. Ne yapmam lazım? Benim bunu ıraklaştırmam lazım. O zaman ne lazım? Hop. Iraksak merceği yazıyorlar. Hop. Benim sarı beneğe ulaşıyor ışık. Mutlu bir hayat sürdürüyorum. Hipermetrop gözlerinde genelde şekli bu hale gelmiştir. Bu kırınca ne oluyor? Buraya gidiyor. Sarı benek burada kaldı. Ne yapmam lazım? Ben bu ışını yakınlaştırmam lazım. Ver coşku yakınsak. Genelde biliyorsunuz yaşlı insanlar kullanır bunu. Yakınsak gözlükleri. Yakını okumak için, odaklamak için. Yani benim gibi değiller yani. Yaşlı değilim yani. Mesajı da vermek istiyorum size. Şimdi burada o zaman miyop gözlüğün özelliğini nasıl kafada tutabiliriz arkadaşlar? Ben bunu şöyle yazıyorum. Bakın. Şöyle yazalım. MKÖ. Değil mi? Mustafa Kemal önde. Bakın miyop ne kullanır? Kalın kenarlı. Görüntü nerede oldu? Önde. Mustafa Kemal önde. Hain İngiliz arkada. Hipermetrop ince kenarlı kullansın. Görüntü bak nereye düştü? Arkaya.
İpucu da size bu. Mustafa Kemal önde, hain İngiliz arkada. İpucumuz bu olsun size. Evet, mesela hemen bir örnek bir soru yapalım. Erhan gözüne, bakın normal gözü buymuş. Biraz güzel gözlü bir arkadaşmış yani, değil mi? Erhan. Gözüne kağı gözlüğünü taktığında dışarıdan bakan bir gözlemci büyük görüyor. L gözlüğünü taktığında da küçük görüyor işte. Bakın aslında cevap basit. Küçük görmeni sağlayan şeyler neydi her zaman görüntü? Kalın kenarlılardı. Ama büyük görüntü verdiğine göre bu bir ince kenarlıdır arkadaşlarım. Ve karşında olması bu görüntülerin sanal olduğunu müjdeliyor. İnce kenarlı da büyük olabiliyordu. Kalın kenarlı da küçük oluyor. Yani aslında benim gözler, şimdi ben neyim? Kalın kenarlı. Aslında benim gözlerim çok büyük. İşte siz küçültülmüş halini görüyorsunuz aslında. İpucu size. Yani çok büyük benim gözlerim aslında da işte küçültmek için kullanıyoruz mesela. Şimdi buna göre K gözlü ince kenar ne demek? Aynı zamanda yakınsak. O zaman K yakınsaktır. L ben neyim? Ben miyopum. Körüm. Değil mi? Miyop. Evet, kullanılabilir. Aynı zamanda L gözlüğü kalın kenarlıdır, değil mi? Yes you can. Hepsi doğruymuş o zaman. Bak şimdi ne oldu? 1, 2, 3 oldu. Yani bunları ipuçlarını tutun. Bak ben kendimle dalga geçe tutuyorum kafada. Siz de bir şekilde tutun arkadaşlar. Ya yani gözlük kullanan arkadaşların bu konuda tek şanslı oldukları şey belki bu oluyor arkadaşlar. O yüzden güzel olacak onlara. Evet, son homework'ümüzü de verelim ve veda saati arkadaşlar. Evet Albert. Ödevler bitsin, tamam mı canım benim? Yoksa sana su bile vermem, haberin olsun. Evet, iddialı kitabımızdan sayfa 249 ve 260 arasına çözüyoruz gençler. Konuya da veda ediyoruz. Optik hayatına da son vermiş olduk. Ayrıntılı bir şekilde yaklaşık 15 gün boyunca arkadaşlar optiği sizlerle birlikte çalışmaya çalıştık. İşte inşallah faydalı ve güzel bir çalışma yapmışızdır arkadaşlar sizlere. Bir sonraki çalışmamızda tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın hepiniz. Hoşça kalın.